Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Senin videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte sayın değerli yazar Ahmet Rıfat Sağlam'ın değerli kaleminden Allah de ötesini bırakma, Allah de ötesini bırakma tam 50. bölümüyle karşı karşıyayız sevgili değerli izleyici konuklarımız. Evet, başlık çerçevemiz. Şeye tabidir. Cumanız mübarek olsun. Öncelikle değerli izleyici konuklarım, iyi seyirler diliyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Tam 50 bölüm oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, başlıyoruz. Ankara Konya arası 300 kilometredir İfadesi bir bilgidir. Ankara ve Konya arasındaki mesafe ölçülerek bu bilgi elde edilmiştir. Biz Ankara-Konya arası 300 kilometredir dediğimiz için öyle olmamıştır. Öyle olduğu için biz bu bilgiyi elde etmişizdir. Söz gelimi, aralarındaki mesafe 400 kilometredir deseydik, mesafe bizim söylediğimize göre değişmeyecektir. Gene 300 kilometre olarak kalacaktır. Çünkü ilim bilinen şeye tabidir. Bilinen şey ilme tabi olamaz. 12 Ağustos'ta güneş tutulması olacak ifadesi bir bilgidir. Öyle olacağı önceden tespit edildiği için bu bilgiye varılmıştır. Bilgi bilinen şeye tabi olmuştur. Eğer tersi olsaydı, yani bilinen şeyler bilgiye tabi olsaydı, 12 Ağustos'ta güneş tutulmayacak. Yazdığımızda güneşin tutulmaması gerekirdi. Oysa güneş gene tutulur. Sadece bizim bilgimizin yanlışlığı açığa çıkmış olur. Allah'ın ilmi ve bilgisiyle kulun yapıp ettiği şeyleri zaman üstü olan ezel makamından gördüğü ve bildiği içindir. Bu bilgi kulun hareketlerini asla değiştirmez. Bilakis yüce bir kudret tarafından hareketlerinin kayıt altında olduğunu ve bilindiğini gösterir sevgili değerli izleyici konuklarım diyerek Allah döşesini bırakma 50. bölümünü noktalıyoruz sevgili değerli izleyici konuklarımız. Bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a selametle kalın. Günler.